Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aytepe Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Kolu Tanışma ve Birinci Genel Kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Normal şartlar altında büyük bir heyecanla yaptığımız bu tanışma etkinliğimizi bu pandemi döneminde online olarak düzenlemek hepimizi üzdü. Lakin etkinliğimizi iyi bir şekilde sunmak için hem eğlenceli bir ortam oluşturmaya çalıştık hem de güzel, verimli bir etkinlik oluşturmaya çalıştık. Sunuma başlamadan önce etkinliğimizin programını anlatmak istiyorum sizlere. Önce yönetim kurulu olarak sizlere ITB Tenekö'nün yapısından bahsedeceğiz. Daha sonrasında idari kurul başkanlarımız sizlere sunumlarını yapacaklar. Ve daha sonrasında kağıt oturumuyla çekilişimizi yapacağız. Şimdilik başlamak istiyorum. Önce kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. Daha sonra da yönetim kurulumu tanıtacağım. Ben Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Berkay Kelecek. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 2020-2021 dönemi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 3 yıllık da ITP gönüllüsüyüm. Şimdi sizlere YK'mı tanıtmak istiyorum ben. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle tanışma toplantımıza. Kendimi tanıtayım, adım Mert, soy ismim Yıldırım Türkkan, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. IEEE'de 3. senem, bu sene yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini yapıyorum. İnşallah sene boyunca sizlerle birlikte güzel etkinlikler yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sağ ol Mert. Hasan. Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisi Hasan Özer. Geçen yıl CS Komite Başkanlığı görevini yürüttüm. Ondan sonra bir önceki senede Komsok aktif üyesiydim. Bu yıl da YK'nın başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. YK'nın bir üyesiyim. Bu şekilde diyebilirim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Feyza Çankaya. Şu anda yönetim kurulunda sekreterlik görevimi yürütüyorum. Biraz geçmişte neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum size. İlk olarak şu an sizler gibi Komsok'ta aktif üye olarak başladım. 3 yıllık bu IEEE geçmişimde. Daha sonra etkinliklere katılıp komite başkanı olmak istediğime karar verdim ve bir sonraki yılda VİE komitesinin başkanlığını yürüttüm. Daha sonra da şu anki görevime geçtim ve yönetim kurulu sekreterliği yapıyorum. Şu an aynı zamanda da Komsok Türkiye'de koordinasyon ekibinde proje ekibinde görev alıyorum. Bu şekilde hepinize teşekkürler geldiğiniz için. Görüşmek Teşekkür üzere ederiz tekrar. Feyza. Merhaba arkadaşlar, toplantımıza hoş geldiniz. Ben Ali Önek. 3 sene IEEE TNQ Yönetim Kurulu Saymanıyım. 3 senedir aktif olarak IEEE bünyesinde gönüllüyüm. Geçen sene Komsok Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. Bu sene ise Yönetim Kurulu Sayman olarak devam ediyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar kendinizi tanıttığınız için. Şimdi size arkadaşlar ITP'nin ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Aslında toplantımızın temel amacı bu. ITP'nin ne olduğundan bahsetmek istiyorum sizlere. ITP temelleri 1884 yılında Graham Bell ve Thomas Edison tarafından atılmış. Günümüzde insanlığın yararına teknoloji ve yenilikleri desteklemeyi kendine motto edinmiş küresel bir topluluktur. ITP 400 bin üyesiyle dünyada insanlık için daha iyi yarınlar üretmek isteyen girişimci, öğrenci, profesyonel ve akademisyenleri destekleyen bir teknik organizasyondur. ITB'nin globalinin yapısı bu şekilde. Peki ITB Türkiye olarak neler yapıyoruz ya da nerelerdeyiz? ITB Türkiye yapısındaki en büyük öğrenci topluluklarından bir tanesi. 106 üniversitede 24 binden fazla profesyonel, akademisyen ve mühendis üyesiyle görev yapmakta. Aynı zamanda ITB Türkiye kongreler, bölge toplantıları, çalıştaylar ve prestijlik etkinliklere imza atmaktadır Türkiye çatısı altında. Toplantımızın asıl amacı olan ITB Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi nedir kısmına gelmek istiyorum. Burayı biraz uzun tutacağız bu toplantımızda. ITB Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrenci topluluğu 2012'den bu yana Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin en büyük mühendislik topluluğudur. Yaklaşık 8 seneden beri üniversitemiz bünyesinde görev almaktayız. Bünyemizde 4 tane gelenekselleşmiş etkinlik, ki bunların bir tanesi Türkiye çapında olmakta. Yine bünyemizde 3 teknik komite, bir farkındalık komitesi ve bir proje komitesi bulunmakta. Kısaca sizlere başkanlarımızdan önce komitelerimizden bahsetmek istiyorum.
Önce iki teknik komitemizi eklemek istedim buraya. Birisi Communication Society, diğeri de Computer Society. Communication Society, dünya çapında geliştirilen mühendislik metodolojisinin haberleşme teknolojisini uygulayan dünyanın en büyük telekomünikasyon mühendisleri topluluğudur. Yine Computer Society, amacı bilgisayar ve bilgi işleme bilimini uygulamasını geliştirmek ve üyelerin mesleki duyuruşunu iyileştirmek olan ITB kulübünün teknik komitelerinden bir tanesidir. Burada yine bir teknik komitemiz var sizlerle, EMBS, yani Engineering in Medicine and Biology Society. 97 ülkede 12 bin aktif üyesiyle dünyanın en büyük biyomedikal mühendisi topluluğu EMBS'tir. Şimdi bir farkındalık komitesini anlatmak istiyorum sizlere. IEEE-VE, yani IEEE Women in Engineering Komitesi, mühendislik, bilim, iş sektörü ve sosyal hayatta kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla IEEE bünyesinde kurulmuş komitelerden bir tanesidir. Kök'e ayrı bir yer açmak istedim sizlere. Kök, az önce bahsettiğim gibi 106 okulda IEEE Türkiye yapısını sağlamlaştırmak için kurulmuş komitelerden bir tanesidir. IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları'na bağlı olan Kardeş Öğrenci Kolları Projesi Kök, 2009 yılında öğrenci kollarının iletişimsizliğini ortadan kaldırmak ve öğrenci kollarını beraber çalışmaya teşvik ederek akademik, teknik ve sosyal anlamda kişisel ve kurumsal olarak kendimizi geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Yine okulumuzda sadece Türkiye yapısıyla değil, okulumuzun içerisindeki bağları da sık tutmasına yarıyor Kök Komitemiz. Hem tanışmalar olsun, hem ortak etkinlikler olsun, hem etkinliklere katılma olsun yine Kök Komitemiz bünyesinde gerçekleşiyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Yayınımızdan hemen sonra Karekod'da gördüğünüz üzere bir muhabbet yapacağız. Discord'da bir sohbet yapacağız. Hem orada soru soramayan arkadaşlarımız ya da kulübü daha iyi tanımak isteyen arkadaşlarımızla beraber olacağız. İlgisini çeken arkadaşların, gelmek isteyen arkadaşların hepsi davetli sunucumuza. Az önce bahsettiğim bu 4 gelenekselleşmiş etkinlik ve totalde bizim önemsediğimiz 6 etkinliği sizlere anlatmak istiyorum ben. Burada Communication Society'ye ait 2 tane etkinliği koydum. Bir tanesi bizim yapımız için çok önemli bir etkinlik. Geçen sene etkinliği düzenlediğimiz COM 101 etkinliği. Geçen sene 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da Türkiye genelinde bir etkinlik düzenledik. ITB Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak. Burada sponsorlarımız arasında ve konuşmacılarımız arasında Huawei, Aselsan, Ericsson, C-Tech, Tesla Bilişim, PNG, Logitech gibi sektöründe lider firmalar vardı. Anlık olarak 600 katılımcı sayısına ulaştığımız bu etkinlikte hem arkadaşlarımız hem üniversitedeki arkadaşlarımız hem de çeşitli liselerde, İstanbul'da çeşitli liselerde okuyan arkadaşlarımız mühendislik bilimine dair çeşitli fikirleri, çeşitli organizasyonları tanıma fırsatı buldu. Yine Communication Society bünyesinde çeşitli workshoplar düzenliyoruz. Buraya sadece bir tanesini koydum. Lakin 3-4 tane workshopumuz olabiliyor sene içerisinde. Burada sadece bir Arduino workshopumuz var. Geçen sene siber güvenlik eğitimi de vermiştik. Komitelerimiz içerisinde bu gibi sanal etkinliklerin yanında teknik gelişimimize destek olacak Arduino teknik gelişimimize destek olacak workshoplar da olmakta. O yüzden bunu da eklemek istedim. Computer Society'ye gelmek istiyorum. Yine gelenekselleşmiş etkinliklerimizden biri olan C eğitimi var. Burada biz tanışma toplantısından hemen sonra, hatta zaten şu anda da hemen sonra olacak, bir C eğitimi yapıyoruz birinci sınıflara yönelik. Burada arkadaşlarımıza hem derslerinde yardımcı olması hem de ileriki hayatlarında C'yi kolayca geçip gitmeleri için bir eğitim veriyoruz. Burada komite başkanlarımız belli gruplara 3-4 hafta boyunca C'yi temel olarak anlatıyor. Bu hem normal hayatınızda hem de sınavlara size çok yardımcı oluyor. Yine Computer Society bünyesinde gelişmenize yardımcı olacak ve sosyal yapınıza katkıda bulunacak bir etkinliğimiz daha var. Turnuvalar kuruyoruz Game Night adı altında ve takımlara bölüyoruz. LoL, Valorant ya da Counter gibi oyunlar oynuyoruz. Bu da bizim sosyal olarak gelişmemize fırsat sağlıyor. Yine burada 2 etkinlik koydum. Engineering in Medicine and Biology Society ve EMBS'in ve Women in Engineering Affinity grubun 2 etkinliğini koydum. Bunlar da bizim gelenekselleşmiş 2 etkinliğimiz. Toplamda 4 etkinliğimiz var bu şekilde. Bunları EMBS'i 5 yıldır, VIECOM'u da 2. yılına girecek bu yılda yapmaktayız. Okulumuzda yüksek misafir sayısına ulaşıyoruz. 250-300 katılımcılara ulaşıyoruz. Okulumuzun prestijli etkinliklerinden 2 tanesi bu etkinliklerde. Şimdi ben sıkça sorulan sorulara gelmek istiyorum. Burada yönetim kurulumuzu da almak istiyorum yayına. Alabilir miyim?
ses verirlerse arkadaşlarım bana. Buradayız. Evet. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Ben yıl içerisinde size sıkça sorulan sorular var sizin bize sorduğunuz. Bunları cevaplamak istiyorum. Aslında bu yüzden yazdık. Tekrar tekrar arkadaşlarımızın akıllarında kalmasın diye. Neden IEEE'ye üye olmalıyım? Bu ben cevaplayacağım bu soruyu. IEEE'ye üye olmak demek aslında bir okul komitesine üye olmak demek değil. IEEE'ye üye olmak demek aslında bir global yapıya üye olmak demek. Global bir yapının katkıları da sizin için çok daha fazla olacaktır. Örneğin staj imkanı, iş imkanı ya da akademisyen olmak istiyorsanız, okulda akademisyen olarak kalmak istiyorsanız paper imkanı gibi IEEE'nin çeşitli imkanları var. Bu imkanlardan faydalanmak için IEEE üye olmanız gerekiyor. Yani bizim yapımızda olmanız gerekiyor. IEEE global yapısıyla çoğu kulübün üstünde bir yapı olmaya devam ediyor hala. Nasıl üye olabilirim sorusunu ben cevaplandırayım onu da. Yarın açılacak olan Google Form üzerinden üyelik başvurularınızı alacağız. Bu formlara sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olursunuz. Teşekkür ederim. Yarın duyurusunu yapacağız arkadaşlar. Tanışma toplantımızdan hemen sonra üye alımlarını açacağız kulübümüze. Neden komite seçmeliyim? Buna şöyle bir cevap verebiliriz bence. Ben basit bir örnek vermek istiyorum. Komsok ile Komsok Society'yi düşünelim. Bunlar bizim iki tane farklı komitelerimiz. Bu komitelerimizde Komsok mesela daha çok haberleşme, IoT taraflarına yoğunlaşırken Komsok Society'nin esas hedefi yazılımdır ve bilgisayarlardır. Bilişim sistemleridir. O yüzden ilgi alanınıza göre bir komite seçimi yapmalısınız. Yani daha çok yazılım taraflarında ilgiliyseniz Computer Society sizin için doğru bir tercih olabilir. Daha çok böyle haberleşme taraflarına meraklısınızdır. IoT cihazına meraklısınızdır. O zaman sizin için Comsoc komitesi daha mantıklı olabilir. Bu yüzden de sizin ilgi alanınıza göre bir seçim yaparaktan bir komite seçmeniz doğru karar olacağını düşünüyorum ben. Buna bu şekilde cevap verebiliriz. Sağ olasın. Eğitimleriniz ücretli mi? Bu sıkça gelen sorularımızdan bir tanesi. Eğitim biz paylaşıyoruz sürekli. Evet. Genel gruplarımıza atıyoruz, Instagram'ımıza duyuyoruz. Eğitimlerimiz ücretli mi Mert? Sen söyleyebilir misin? Tabii cevaplayayım. Arkadaşlar sene içerisinde IEEE kulübü, IEEE teneke olarak çok fazla eğitim veriyoruz. Ve bu eğitimlerin hiçbiri ücretli değil. Hepsine ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Sene içerisinde yaklaşık 10-15 tane etkinlik düzenliyoruz, eğitim düzenliyoruz. Bu eğitimlere dediğim gibi formları olur muhtemelen, kayıt formları. Kayıt formlarını doldurarak ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim Mert. Komite seçerken nelere dikkat etmeliyim sorusu Feyza, sen cevaplayacaksın galiba bunda. Ben cevaplayayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben hani herkese uygun bir komitemiz var gerçekten. Hani bu konuda kimsenin bir düşüncesi olmasın. Herkesin ilgi alanına uygun şeylerimiz, etkinliklerimiz var. Bunlar için de dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, ilgileriniz ne alanda? Yani yazılım alanında mı yoksa liderlik, telekomünikasyon, hani bu alanlarda ilgileriniz varsa bu tarz komitelere yönlendirebiliriz sizi. Diğer bir maddede ileride meslek hayatınızda neler yapmak istiyorsunuz ve hangi tür eğitimlerden fayda kazanabilirsiniz? Bunu düşünerek bir komite seçebilirsiniz. Ayrıca okuduğunuz bölüm de sizin nasıl bir komite içerisinde olmanız gerektiği için bir özellik diyebilirim. Teşekkür ederim. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Komite seçerken dikkat etmemiz gerekenler var evet, ama size uygun olmayan bir komite olabilir. Ya da kendine ait hissetmediğiniz bir komite olabilir ve kendine ait hissettiğiniz komiteler IEEE yapısının içinde olabilir. Eğer IEEE yapısının içinde kendinize ait hissettiğiniz komiteler varsa bunların kurulumları için bize başvurabilirsiniz. Komite sayılarımız sınırlı değil. Tabii ki bunları kurarız ve sizi bu şekilde yönlendirebiliriz. Bu konuda da bir çekinceniz olmasın. Son olarak iletişim adreslerimizi göstermek istiyorum sizlere. Instagram'ımız, Twitter'ımız, Discord'umuz bulunuyor. Yine YouTube adresimizdesiniz şu an. Sağ taraftan QR kodu taratarak tüm adreslerimize ulaşabilirsiniz. Benim sunumumu dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi sırada komite sunumlarımız var. Komite sunumlarımız için, komite sunumlarından önce soruları alabiliriz. Yönetim kuruluna sorulacak soruları alabiliriz. Daha sonrasında komite sunumlarımız var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorumuz var mı?
Sanırım bir soru yok. İyi yayınlar dilemiş herkes. O zaman komite sunumlarına geçebiliriz. Diğer YK arkadaşlarımı yayından alıp komitelerimizin sunumlarına geçebiliriz. Ayçi'yi alacaktı kanka be. Dekan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Komsok komitesi olarak buradasınız. Hepimizden geliyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Senin sorunlarınız. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Heyecan yoktur umarım. Yok. Ekranı paylaşabilirsin Batuhan bizimle. Sunumuna geçebilirsin. Paylaştım şu anda. Sunma için. Tamamdır. Alttan hemen gizli yaparsan tamamdır. Başlayabilirsin. Bir tamamdır. Teşekkürler. Değerli ekavilerim, sevgili ITP'li TNQ ailesi ve aramızı yeni katılan arkadaşlar, hepiniz Communication Society sunumuna hoş geldiniz. Adım Hüseyin Batuhan Başkır. Bir yıllık ITP'li gündüzüm ve bilgisayar mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz sene içerisinde Communication Society ve Computer Society aktif üyeliği yaptım. Bunun dışında bu sene içerisinde de Communication Society başkanlığı yapıyorum. Comsoc nedir peki? Aslında bunu YK Başkanımız açıkladı Berkay, ama ben yine de biraz daha ayrıntılayayım istiyorum. Comsoc haberleşme, iletişim, iletişim ağları ve buna bağlı disiplinlerinde insan yaşam kalitesini arttırmaya yönelik mesleki gelişim sağlama, mesleki teşviği arttırma, telekomünikasyon mühendisliğini ve haberleşme teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerini etkileyecek çalışmalarını takip etme amaçlarıyla kurulmuş. Yaklaşık 169 ülkede 50 bin katılımcıya ulaşan dünyanın en büyük telekomünikasyon mühendisleri topluluğudur ve IEEE'nin ilk ve en köklü öğrenci komitesidir. IEEE-TNQ Comsoc olarak biz önümüzdeki sene içerisinde sizler için webinarlar, workshoplar yani eğitimler, salon etkinlikleri ve teknik izler düzenleyerek sizlere gerek öğrenci hayatınıza gerekse iş dünyasında öne çıkaracak deneyimler kazandırma gayretindeyiz. Bu eğitimlerle birçok alanda deneyim elde edip yardımlaşma ve arkadaşlık bağımızı arttırarak kuvvetlendireceğimiz bu senede sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Peki biz neler yapıyoruz? Geçtiğimiz sene içerisinde neler yaptık? Ne kadar geçtiğimiz sene, yarım kalmış bir sene de olsa TNQ Comsoc olarak geçtiğimiz yılı toplu bir şekilde geçirdik. İlk olarak komünitör etkinliğimizden bahsetmek istiyorum. YK Başkanımız Asur bahsetti ama ben yine de bir üstünden geçmek istiyorum. Bana göre daha önce okulumuzda eş benzeri rastlanmayan büyüklükte bir etkinlikti. Başkanımızın da dediği gibi 600 katılımcıya ulaşan bir etkinlikti ve alanında uzman konuşmacılarımız da bir yüz yüze katılımcılarımız da çok güzel bir şekilde etkinlik geçirdik. Şimdi burada bu tabii olayın biraz daha perde önü. Bunun bir perde arkası da vardı. Ekibimizle beraber aslında konuşmacılarımızın bize aktardığı deneyimler dışında bir etkinlik nasıl düzenlenir, takım halinde nasıl çalışılır bunları da öğrenmiş olduk. Yine bunun dışında fakültemizle de üye komitesiyle beraber üye komitesini gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu etkinlikte iki komitenin kardeşi beraber neler başarabileceğini göstermiş olduk. Fakültemizde gerçekleştirdiğim gibi bu etkinlik ve 250 katılımcımızı ağırladık burada. Ve bunun dışında T-Talk'lar da yapıyoruz. Geçtiğimiz sene ilk dönem bir tane yapmıştık. Eğer vaktimiz olsaydı ikinci dönemde bir tane yapacaktık. İlk olarak mezun lise ekibiyle beraber bir T-Talk yaptık. Burada girişimcilik, reklam ve pazarlama alanında beraber sohbet ettik. Daha samimi ve daha sıcak bir ortamdı ve konuşmacılarla daha rahat iletişimde bulduk. Bunun dışında bir konferans verdik yine konferans salonumuzda. Türk Hava Yolları'ndan Oğuzhan Karaman bizimleydi. Siber güvenlik alanında ilgili üyelerimizin merakını giderdik ve bu alanda birçok yenilikle tanıştık.
Ve yine siber güvenlik alanında bir workshop verdik Teneköy konusu olarak. Eğitimimizde bu konuyla ilgili insanları ortak bir faydada buluşturarak deneyim kazançlarını üst noktada tutmaya çalıştık. Ve sağ altta görebileceğiniz gibi samimi, sıcak, güzel bir ortamda hem eğlendik hem de öğrendik. Geçtiğimiz yıl bunları yaptık. Peki bu sene yapacaklarımızı gelecek olursak biliyorsunuz ki şu anda pandemi dönemindeyiz ve okullarımız uzaktan eğitim şeklinde olacak. Bu yüzden ilk dönem ve ikinci dönem şeklinde ayrılmayı daha uygun gördüm. İlk dönem yapacaklarımıza gelecek olursak birkaç gün sonra duyurusunu göreceksiniz. Bir Photoshop workshop'u vermeyi planlıyoruz. Bunun dışında workshop verip oradaki kazandığımız deneyimleri kuru kuruya bırakmayacağız. Daha sonrasında workshop'larla alakalı projeler de geliştireceğiz. Ve en sonunda da yarışmayla bunu süslemeyi planlıyoruz. Daha sonrasında bir webinar vermeyi düşündük yine online bir şekilde etkinlik planladığımız için. Bu webinarda Digiturk'ten proje liderinin ile bir görüşmemiz var. Umarım sonsuz bir şekilde gerçekleştireceğiz webinarımızda. Bunların dışında çekilişler yapacağız. Yani burada da her ayın sonunda etkinliklerimize katılan ve komite toplantılarımıza katılan arkadaşlar arasında, aktif üyelerimiz arasında çekiliş düzenleyip burada da sizin komiteye bağlılığınızı arttırmayı planlıyoruz. Daha sonrasında ikinci dönemde umuyoruz ki yüzde geldiğimiz zaman salon etkinlikleri, T-Talk, teknik gezi ve yine bir workshop vereceğiz. Salon etkinliğimizi 3. COM101 olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha geleneksel bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Onun dışında yine bir T-Talk olacak. Bunun dışında da bir teknik gezi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Çünkü Çorlu, yani bilen bilir, bir sanayi yerleşkesi üzerinde. Onun dışında İstanbul'a da çok yakın zaten. Bunlarla beraber zaten bir teknik gezi yapılmasını ben ihtiyaç olarak görüyorum. Ve dediğim gibi çekilişleri de zaten ilk dönem olduğu gibi ikinci dönemde de devam ettireceğiz. Bunları yaparken tabii ki de yalnız olmayacağım, bir ekibim olacak ve bunun için de bir yardımcım var. Sizi şimdi onunla tanıştırmak istiyorum ve sözü Mehmet Akif'e bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim Batuhan. Öncelikle değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin IEEE Öğrenci Kolu'nun tanışma toplantısına vaktinizi ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ben Mehmet Aytı, 2019-2020 yılında Computer Society aktif üyesiydim. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim ve 1 yıllık IEEE gönüllüsüyüm. Bu sene de Communication Society Başkan Yardımcısıyım. Geçelim. Batuhan sizlere çoğu şeyden bahsetti şu ana kadar. Ben de müsaadenizle neden COMSOC sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Neden COMSOC? Communication Society, yani haberleşme topluluğu, IEEE'nin ilk öğrenci komitesi olmakla beraber birçok alana hitap ediyor. Birçok mühendisliğe hitap eden bir komiteyiz. Kendinize komitemizin içerisinde yer bulabileceğinizden eminim. Devamlı olarak webinarlar, workshoplar ve bunun gibi etkinlikler düzenleyerek sizlere gerek öğrenci hayatınızda, gerekse iş dünyasında birkaç adım öne çıkacak deneyimler kazandırma gayretindeyiz. Bunun yanı sıra profesyonel gereklilikleri bir kenara bırakacak olursak, geçen sene Computer Society aktif üyesiydim. Buna rağmen COMSOC'taki ortamı birçok kez deneyimleme fırsatım oldu. Ankara'ya gittik beraber. Çoğu arkadaşım zaten Communication Society'deydi. Ortamı deneyimledim ve kendimi oraya daha yakın hissettim, daha yakın gördüm. İçinde bulunduğumuz senede COMSOC'ta olan herkes de bunları beraber deneyimleyebileceğimizden emin olabilirler. Geçelim. Sunumumuzun sonuna geldik. Bunlar bizim iletişim bilgilerimiz. E-posta, Instagram, LinkedIn ve cep telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar sunumunuz için. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sizi yayından alıyoruz. CS Başkanımızın sunumu var. Computer Society Başkanımızın sunumu var.
Comptroller Society Başkanımız olacağız yani. Teşekkürler. Hoş geldin Eren. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Dilersen ekranını paylaşabilirsin. Bizimle yayına geçebiliriz sunumuna. Tabii. Görünüyor mu şu an? Evet. Sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Başarılar dilerim. Tamamdır. Ben de size IEEE'nin teknik komitelerinden bir tanesi olan Computer Society'den bahsedeceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Eren Kaan Kalafat, Tekirdağ Anamık Yaman Üniversitesi Computer Society Başkanıyım. Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bir yıllık da IEEE gönüllüsüyüm. Computer Society nedir? Size bundan bahsedeyim. Computer Society bana göre bilgisayara ve yazılıma ilgisi olan herkesin katılıp, görev alıp kendi geliştireceği bir komitedir. Bu çatı altında olduğumuz süre içerisinde birbirimizle arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirip hep birlikte yeni şeyler öğreneceğiz. Computer Society'nin esas amacı ise bilgisayar ve bilgi işleme ve bilimi ve teknoloji teorisini geliştirmek ve üyelerinin mesleki duruşunu iyileştirmek olan dünya çapında 200'den fazla bölümü destekleyen bir IEEE komitesidir. Geçen sene bu komitede neler oldu, neler bitti? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Geçen senenin ilk etkinliği olan 4 hafta süren bir C workshop'umuz olmuştu. Bu sene de bir C workshop'umuz olacak. Çok yakın zamanda, hatta haftaya bunun duyurusunu geçeceğiz. Bu başlangıç seviye bir workshop olacak. Başkanımız Berkay'la bahsetmişti. Bu workshop bu yüzden hani C hiç bilmeyen ya da üniversiteye yeni başlamış arkadaşlarımıza daha faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Geçen sene bir web site projemiz vardı. Bu yüzden PHP workshop'umuz olmuştu. Burada sol üstte fotoğrafını görebilirsiniz. Bir hafta böyle kafede bilgisayarlarımızı alıp toplanmıştık ve kod yazmaya çalışmıştık. Gerçekten faydalı bir etkinlik olmuştu. Ankara'da Çekirdek ekibimizle birlikte TRCS kampında katılım göstermiştik. Burada aşağıda ortada bunun resmini görebilirsiniz. Bunun dışında geçen seneki başkanımız Hasan IEEE Extreme yarışmasına katılmıştı. Bu dünya çapında bir kodlama yarışması. Çeşitli ülkelerden insanlar katılıyor ve 24 saat içerisinde verilen soruları cevaplamaya çalışıyorsunuz. Bunun da duyurusunu Instagram sayfamız üzerinden paylaşmıştık. Ona da bir göz atabilirsiniz. Bir de kafa dağıtmak ve eğlenmek için Gaming Night etkinliğimiz olmuştu. Hep birlikte oyunlar oynamıştık. Bunun kulüp içinde kaynaşmamız için epey faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi neler yapacağımızdan bahsedeyim, esas önemli konu olan. Pandemi döneminde olduğumuz için 3 çeşit etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilki workshoplarımız. Geçen sene C, PHP, Python workshoplarımız olduğu gibi bu sene de C workshopuyla başlayarak devam edeceğiz. Bu workshoplardaki amacımız birlikte keyifli vakit geçirirken bir yandan da programlama bilgimizi geliştirmek olacak. Arkadaşlarımızın derslerine de özellikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Katılımlarınızı bekliyorum bu workshop'a. İkinci etkinliğimiz webinar. Webinar nedir? Webinar alanında uzman kişilerin belirli konularda, örneğin siber güvenlik, yazılım ya da sektörde iş imkanları, mesleki farkındalık gibi konular üzerine konuştuğu soru cevap şeklinde yapılan etkinliklerdir. Amacımız katılımcıların bu konularda farkındalık kazanmasını sağlamak. Son etkinliğimiz ise Game Night'larımız. Game Night etkinliğimiz bu sene kaynaşmamızda özellikle büyük rol oynayacak. Çünkü geçen sene yüz yüze tanışıp, görüşüp birlikte vakit geçirebilme imkanımız vardı. Bu sene bunu yapmamız pek mümkün olmuyor online olduğu için. Bu yüzden Game Night aramızdaki etkileşimi daha da artıracak olan bir etkinlik olacaktır. Eğer ki pandemi dönemi sonlanması söz konusu olursa, geçen sene korona yüzünden iptal etmek zorunda kaldığımız bir CS etkinliğimiz vardı. Bu bir salon etkinliği olacaktı. Bu etkinliği revize ederek tekrardan hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bunun dışında T-Talk'ların olması gerektiğini düşünüyorum. T-Talk'lar nedir? Webinarların gerçek hayattaki bir versiyonu olarak düşünebiliriz.
alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak geldiği, belirli kontenjan sayısı olan, belli konular üzerinde konuşulan etkinlikler. Bir de bir yazılım firmasına teknik gezi düzenlemeyi düşünüyorum. Bunun da detaylarını ilerleyen zamanlarda tabii ki düşüneceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim ve yardımcım Ali Furkan Kantürk'ün iletişim bilgileri burada. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. Evet, sorular varsa soruları alabiliriz arkadaşlar komitelerimize. Yorumlara bakıyorum ben de şu an yok gibi duruyor. Teşekkürler Eren o zaman. Ben teşekkür ederim. Şimdi EMBS başkanımızın sunumu var arkadaşlar. Şehadetin. Şehadet de yanımıza gelebilirse. Şehadette bir sıkıntı var galiba. Hemen bir sonrakine geçeceğim arkadaşlar. VIA sunumumuz için Dila'yı alabiliriz buraya. Dila'yı bekliyorum. Herhalde ikisinde de bir sıkıntı var. Galiba katılamıyorlar şu an yine. Tamam. Nuh'u alalım. Dila'yı ondan sonra gelsin. Olmadı. Selam Nuh, nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sizi sormalısın. Nasılsınız? İyi, ben de. Bir saniye. Nuh'u açabilirsin. Aynen. Bir saniye açıyorum ben. Şu anda geldi herhalde. Yayını almasını bekliyorum arkadaşımızın. Sana nasıl gidiyor? Heyecanın var mı? Bende tabii canım. İlkinki gibi heyecan var şu anda. Güzel gidiyor bence şu anda. Aynen öyle. Geldi mi ekranım? Yok, gelmedi daha. Tamam, bir saniye. Şimdi geldi. Evet. Tamam, bir saniye. Şöyle bunu ekran tanıtayım. Merhaba değerli arkadaşlar. Önce ben kimim? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben Kardeş Öğrenci Kollar Projesi sorumlusu Nuh Özev. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye başladığım andan beri IEEE üyesiyim. IEEE ile açılan standlar sayesinde tanıştım ve daha sonrasında tanışma toplantılarına katıldım. Geçtiğimiz dönemden beri kafamda Kardeş Öğrenci Kollar sorumlusu olmak vardı. Bu yüzden size biraz kökten bahsetmek istiyorum. Kök nedir? Kök, Kardeş Öğrenci Kolları Projesi'nin amacı, öğrenci kollarında oluşan zayıflıkların, boşlukların diğer kollarla kardeşlik kurarak güçlendirilmesidir. Bu sayede birliktelik sağlamış oluyor. Bu komitemiz, öğrenci kolları arasında tecrübe alışverişi yaparak, kendi kolumuzda eksik kalmış veya düşünülmemiş fikirleri fark edip, onların üzerinde yoğunlaşmamızı sağlar. Türkiye'nin 106 üniversitesinde IEEE olduğu için, doğal olarak bazı iletişim kesiklikleri yaşanabilir. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için, iletişimsizliği kaldırmak için KÖK kendine böyle bir hedef koyuyor. Türkiye'nin 106 üniversitesinde IEEE olduğu için doğal olarak bu sıkıntılar yaşanabiliyor yani. Kardeş Öğrenci Kolları Projesi hayatın her alanında akademik, sosyal ve teknik anlamda olsun öğrenci kollarının birlikte çalışmasını ister ve bunun için uğraşır. Bu kök nedir? Bu şekildeydi. Şimdi biraz neler yapıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Ben neler yapacağımı ikiye ayırdım. Malum önümüzde kritik bir durum var ve çok fazla ileriyi görebilme imkanımız yok. Bu sebepten yapacaklarımı online ve yüz yüze olmak üzere ikiye ayırdım. Eğer ki yüz yüze bir dönem geçireceksek, bunu online olarak düşündüklerimi de yapacağım yani yüz yüze geçirsek. Online yapacaklarım
Online turnuvalar düzenlemek istiyorum. Örneğin satranç turnuvası, LoL turnuvası, Valorant turnuvası, CSGO turnuvası, PUBG turnuvası düzenleyebiliriz. Şu an aklıma bu örnekler geliyor ama bilgi yarışması tarzında bir etkinlik düzenlemek istiyorum. Kardeş ve kollarımızla, kuzen kollarımızla sürekli dayanışma içinde ve irtibat halinde olacağız. Her türlü konuda birbirimize destek olacağız. Kardeş kolumuzla sene içinde her türlü ihtiyaç eksikliklerimizi karşılıklı olarak gidermeyi planlıyorum. Bunun için kardeş öğrenci kolları olarak daima birlikte bir sene geçireceğiz. Daima destek içinde bir sene geçireceğiz. Diğer kollarla aramızı iyi tutmayı hedeflediğimi anlamışsınızdır. Aramızı iyi tutarak her türlü konuda hızlı bir şekilde fikir alışverişi yapıp bu fikirleri yönetim kuruluna iletmeyi düşünüyorum. Böylelikle her tarafta kulağımız olmuş gibi olacak. Biz de ona göre hızlı hareket etmiş olacağız. Sene başında okulumuza yeni gelen arkadaşlarla yardımcı olmak ve onlarla iletişime geçebilmek için WhatsApp üzerinden bölüm grupları oluşturduk. Bu sayede öğrencileri bölümünden arkadaşlarıyla tanıştırmış olduk. Üniversiteye dair sorularına yardımcı olduk. Sorularını cevapladık. Yaptığımız etkinliklerden sonra kök oturumu düzenlemeyi düşünüyorum. Mesela bir webinar etkinliği düzenlenir. Onun arkasından kök oturumu yaparız. Case study, beyin fırtınası, e-sharp gibi kişisel gelişim etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyorum. Bu sayede hem takım çalışması yapacağız. Yani ya da eğlencelik böyle Gartic.io, Among Us, Town of Salem gibi oyunlar oynayabiliriz. Bunlar da sıcak bir, samimi bir ortam oluşturmayı sağlayacak. Ne kadar online olarak devam etsek de ben en az bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek istiyorum. Aklımda proje olarak malum COVID-19 salgını var. Bu zamanda hastanede çalışıp evine gidemeyen sağlık personellerinin evdeki ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Zaten bu projeyi şimdi hayata geçiremezsek projenin bir anlamı kalmayacak. Bu manevi olsun, maddi olsun bir yardım olacak. Bu projeyi IEEE Tekirdağ Anamiköy Üniversitesi üyelerinin gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Online olarak yapacaklarım bu şekildeydi. Yüz yüze yapacaklarıma geçecek olursak, eğer ki yüz yüze bir eğitim modeline geçebilecek olursak, kardeş kollarımızla birlikte bir etkinlik gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda üniversiteler arasında etkileşim olmuş olacak. IEEE Tekirdağ Anamiköy Üniversitesi kolumuzdaki idari kurulları ile diğer kollardaki idari kurullarla tanıştırıp kaynaştırarak karşılıklı fikir alışverişi ortamı sağlayacağım. İdari kurullar kendileri de anlaşıp tanışabilir tabii ki ama ben aktif üyelerin de birbirini tanımasını istiyorum. Bunun için ekipleri tanıştırmayı hedefliyorum. Böyle bir gayem var. Kardeş kollarımızla ayda bir toplantı yapıp genel durum değerlendirmesi yapacağız. Bir ayın özeti niteliğinde olacak raporlar çıkaracağız. Toplantı sonunda durum raporu ortaya koyacağız. Bu raporları yönetim kurulumuza bildireceğim. Ki hangi konuda diğer kollardan geride kalmışız, hangi konuda yol kat etmişiz bunların tespitini yapmış olacağız. Normalde salon etkinlikleri düzenliyoruz. Malum koronadan dolayı bunun biraz meçhul şu anda ne olacağı belli değil. O yüzden mesafeli kök oyunları yapıyorduk öncesinde. Kök oyunları yapıyorduk. Şu anda mesafeli kök oyunları yapacağız. Bunlara da örnek olarak Ben Kimim, Tabu gibi böyle sosyal mesafeyi dikkate alabilecek oyunlar oynatmayı düşünüyorum. Bunun dışında IEEE Tekirdağ Anamiköy Üniversitesi İdari Kurul Başkanlarının da izniyle komitelerdeki aktif üyelerle birlikte case study, beyin fırtınası gibi oturumlar yapmak istiyorum. Bunun bireysel gelişim üzerine çok faydası olacağını düşünüyorum. Ayrıca üyelerimizin sosyalleşme sorunları çözüm üretme becerilerine katkı sağlamış olacağız. Yine online kısımda belirttiğim gibi sene içinde en az bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek istiyorum. Bunun içeriği sokak hayvanlarına yem ve su dağıtımı, doğaya rastgele atılan çöpleri toplamak, yani çevre temizliği, gönüllülerle birlikte kan bağışı, eğer şartlar el verirse huzur ve ziyaretleri gibi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek istiyorum. İsteyen aktif üyelerin katılabileceği kardeş kollarımızdan kahvaltı temalı tanışma kaynaşma etkinliği olan Break Days etkinlikleri düzenleyeceğim. Bu etkinliği seri haline getirmeyi düşünüyorum ki her sene geleneksel olarak düzenlenip devam etsin. E-Sharp eğitimlerini organize edeceğim. Zaman yönetimi gibi bireysel gelişim üzerine dersler verilecek. Bu eğitimler tüm IEEE üyelerine açık olacak. Bu şekilde yüz yüze yapacaklarım vardı. Ve ister online ister yüz yüze bir dönem yaşayalım. Her türlü bir sonraki sene üyeleri için yol göstermesi adına geleneksel anı defteri düzenleyeceğim. Bu anı defterini IEEE Tekirdağ Anamiköy Kemal Üniversitesi'nin aktif üyeleri, idari kurul ve yönetim kurulu üyeleri dolduracak. Ve bu seneler boyunca tecrübe aktarımı olarak devam edecek. Bir sonraki nesle rehber olarak
yol gösterecek. Yapacaklarım bunlar da. Dinleyip dikkate aldığınız için teşekkür ederim. İletişim bilgilerimi size bu şekilde paylaşıyorum. Bana buradan bulunan adreslerden ulaşabilirsiniz. LinkedIn hesabım, mail adresim, telefon numaram, Instagram adresimi sizlerle paylaşıyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz. Sorularınız varsa sorulara geçelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi de IEEE TNQ ailesinde görmeyi çok isteriz. Teşekkürler sunum için. Sorularınız varsa alabilirim. Ben az önce bir soru gördüm. Bu seneki kardeş kol hangisi diye. Bu sene kardeş kollarımız daha şu an açıklanmadı bizim. Ama Trakya Üniversitesi ile çok yakın bir görüşmemiz var. Beraber analizlerimizi yolladık. Trakya Üniversitesi ile kardeş olacağız arkadaşlar, bir sıkıntı çıkmazsa. Aynen. Yine ben köke dahil etmek istediğim bir soru var. Berkay Başkanım sivit basılacak mı demiş. Evet, okulumuzun bir siviti yok. ITP olarak bir sivit basabiliriz. Tabii üyelerimiz isterse bu şekilde devam edebiliriz. Üyelerimiz istemesi bizim için çok önemli ama bu durumda. Sivit basabiliriz. Sivit basarız ya. Güzel olur yani. Bir soru daha var galiba. Başkanım, başka okullarla bağlantınız var mı? Nuh, sana gelmiş galiba. Bana soru. Tabii ki başka okullarla bağlantılarımız var. Aktif olarak da zaten şu anda kök sayesinde başka okullarla görüşme fırsatım oluyor. Yani arkadaşlarımız da var, konuştuğum sürekli kardeşlerimiz var, kuzenlerimiz var. Bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkürler. Başka soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Sorumuz yoksa EMBS başkanımız şehadeti alacağım. Sıkıntısı halloldu sanırım. Teşekkürler Nuh. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selam Şehadet, nasılsın? Merhaba Berkay, iyiyim sen? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Umarım çok heyecanlı değilsindir. Sunumuna geçebiliriz. Sunumunu bize yansıtırsan. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Gizli yapıp büyütürsen bizim için bir sıkıntı yok. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Şehadet. Biyomedikal Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 3 senedir EMBS'de aktif bir şekilde rol alıyorum. İlk geldiğim senemde EMBS aktif üyesiydim. 2. senemde EMBS Türkiye ekibinde yer aldım. Bu senede okulumuzun EMBS başkanıyım. Ek olarak yine EMBS Türkiye ekibinde yer alıyorum. Birazcık EMBS'den bahsedecek olursam, EMBS açılımı Engineering in Medicine and Biology Society olarak açılımı var. Dünyanın en büyük uluslararası biyomedikal mühendisliği topluluğu. Lakin içerisinde sadece biyomedikal mühendisleri bulunmayıp moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyomühendislik alanındaki öğrencileri, akademisyenleri barındırdığımız bir topluluktur. Topluluğumuzun 97 ülkede toplamda 12 bin aktif üyesi bulunmaktadır. EMBS olarak amacımız mühendislik bilgilerimizi teknolojideki gelişmelerle birleştirip biyolojide ve tıpta ilerlemeler sağlamak. Bu edindiğimiz yeni bilgileri karmaşık sorunları çözmek, farklı disiplinlerdeki bilim adamları ve mühendisleri, hekimleri bir araya getirdiğimiz konferanslar vermeyi hedefliyoruz. Bunlar her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz BioCMF etkinliğimiz vardı. Burada BioCMF 1 etkinliğimizin afişi, burada da BioCMF 2 etkinliğimizin afişi. Geçen sene BioCMF 3 etkinliğimizi gerçekleştirecektik. Lakin pandemi sebebiyle gerçekleştiremedik. Ama umarım bu sene kuracağım ekiple beraber BioCMF 3 etkinliğimizi de gerçekleştireceğiz. Bunlar gerçekleştirdiğimiz teknik gezler. Burada Boğaziçi'nin Biyomedikal Enstitüsü'ne gidip biyomedikal alanında alt dallarında yapılan çalışmaları görme imkanı elde etmiştik. Güzel, verimli bir geziydi bizim için. Geçen sene burada da geçen sene gerçekleştirdiğimiz Erdoğan Hoca'nın biyomekanik laboratuvarına gitmiştik. Burada da kendisinin yaptığı çalışmaları görme imkanı sağlamıştık. Peki biz bu sene EMBS olarak neler yapacağız? Maalesef ki ilk dönem evlerimizden geçireceğiz bu sene süreci. Ama evde kaldığımız bu süreci de her ay düzenli olarak kendi ilgi alanlarınızı kapsayan webinarlar verdirmeyi düşünüyorum. Daha sonra kendinizi mesleki alanda geliştirmeyi hedeflediğiniz bir workshoplar verdirmeyi düşünüyorum.
Ve dediğim gibi BioCMF 3 etkinliğini gerçekleştireceğiz. Burada yazmadım ama kendi kuracağım ekiple beraber bir dijital dergi çıkarmayı planlıyorum. Çünkü bu süreçte hepimiz evlerimizde kaldık ve hani çok fazla bir şey yapamadık. Ama bu süreçte edindiğimiz bilgileri, okuduğumuz makalelerden edindiğimiz bilgileri bir dergi haline getirip bunu EMBS olarak yayınlamak istiyorum. Peki EMBS'te bulunmak size ne katacak? Şöyle söyleyeyim. EMBS'te katılmak yaptığımız bu etkinliklerle beraber biyomedikal mühendisliğinin sadece kısıtlı alanlarda çalışmalar olmadığını, birçok farklı alanda da çalışmalar yaptığını görme imkanı elde edeceğiz. Bu düzenlediğimiz etkinliklerle beraber kendi ilgi alanlarımızı kapsayan kişilerle birebir iletişime geçme imkanı elde edeceğiz. Ayrıca bu iletişime geçtiğimiz kişiler ileride stajlar yapacağız. Bu iletişime geçtiğimiz kişilerin bizlere referans olmasını sağlayacağız. Burada da iletişim bilgilerim var. Eğer bakarsanız zaten iTravel.tnköy.emds hesabımızda da zaten yaptığımız etkinlikleri de görebilirsiniz. Burada da kişisel iletişim adreslerim var. EMBS ile alakalı her sorunuzu elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Teşekkürler Şerif sunum için. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Sanırım birden fazla kola katılım sağlayabiliyor muyuz? Bu komite herhalde. Alalım ekrana. Komitelerden sadece bir tanesine katılabilirsiniz arkadaşlar. İki komite sizin için çok yorucu olabilir. Bu yüzden bu şekilde yaptık. Zaten komitenin işleri çok yoğun oluyor sene içerisinde. Sadece bir komiteye katılabiliyorsunuz. O yüzden komite seçmek bunun için önemli. Onun dışında bir soru var mı? Sanırım bir... yok. Evet. Teşekkürler. Şimdi VİE başkanımızın sunumu var arkadaşlar. Dilay gelecek, aramıza katılacak. Selam Dilay. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de. Heyecan değilsindir umarım çok. Değilim diyelim. Ekranı paylaşabilirsin bizimle. Paylaşıyorum şu anda. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz iTravel'e. Benim komitem iTravel'e Women in Engineering Affinity Group. Öncelikle şöyle başlayayım. Ben kimim? Ben gelecekte kadınların mühendislik alanında ilerlemesine yardımcı olacak bireylerden Dilay Kot. Endüstri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bir yıldır iTravel'e gönüllüsü ve aktif üyesiyim. Bu yıl ise VİE başkanlığı yapacağım. Peki VİE nedir? Hepinizin aklında bu vardır. Sonuçta bunları öğrenmek için bu sunuma katıldınız. iTravel Women in Engineering Affinity Group, kadın bilim insanları ve mühendislerini teşvik edip onları bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında ilerleme gösteren, sektörde yer edinen, akademik anlamda ise gelişmelerini sağlayan global bir kulüptür. VİE, mühendislik, bilim, iş sektörü ve sosyal hayatta kadın ve erkek eşitliğine dikkat çeker. iTravel VİE TNK olarak kadın ve erkeğin tüm alanlarda eşitliğini yaptığımız ve yapacağımız projeleriyle ortaya koymak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. iTravel VİE TNK'de neler yapacağız? Bundan bahsedelim. iTravel TNK VİE olarak bu amacımızı gerçekleştirmek için geçmişte birçok etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yıl iTravel TNK VİE olarak bizimle beraber yol alacak üyelerimizle yeni programlar öğrenmeyi, T-Talk etkinlikleri düzenlemeyi, workshop etkinlikleri, konferans ve paneller düzenleyerek hem kişisel hem de kulüp gelişimini hedefliyoruz. Neden VİE diye bir başlık açmak istiyorum. Kadınların potansiyellerinin farkına varmasına, mühendislik, bilim, kariyer ve yönetim alanlarında yaratıcı, aktif olmasına yardımcı olmak, bu alanlarda yapacağı çalışmalar ile kadın ve erkeğin çalışma alanlarında eşit olduğunu göstermek, iş statülerinde kadınlara yönelik oluşan iş yargılarını yıkmak, kadınların amaçları doğrultusunda yüreklendirip yapılan tüm çalışmalarda birlik ve beraberliği sağlamak. Peki geçen yıl neler yaptık? VIECOM etkinliği vardı. Daha önceki sunumlarda da bunlardan bahsedildi. VIE ve COMSOL'un ortak olarak düzenlediği bir etkinlikti. Bu salon etkinliğiydi. Birçok konuşmacıya katıldı ve bize sektörden bilgiler verdiler. Kendi yaptıkları işlerle alakalı ve bizim ileride neler yapmamız gerektiğiyle ilgili.
T-Talk etkinliğimiz vardı. Nuray Öztürk gelmişti bize. İmar birim müdürüydü kendisi. Onunla böyle samimi bir konuşma gerçekleştirmiştik. Daha önceden yaptığımız etkinlikler bu şekildeydi. Peki beraber neler yapacağız? Beraber T-Talk etkinlikleri düzenleyeceğiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Nuray Hanım'la aktif bir şekilde konuşma ile gerçekleştirdiğimiz bir T-Talk etkinliği vardı. Daha çok mesleğine yönelmiş bu alanda olan insanları çağırıp bize bilgi vermelerini istiyoruz. İleride işe atılırken bir adım önde olalım. Hani daha önce yapmadığımız bir şeyler için zaman kaybetmek yerine bunu öğrenim hayatımızda yapalım. Ve hemen iş hayatına atılalım. Teknik gezi, teknik gezilere şu an pandemiden ötürü gidip gezmek şeklinde değil de online olarak yapmayı düşünüyoruz. Eğer bize yardımcı olabilecek bir fabrika bulabilirsek. Daha sonra workshoplarımız var. Workshop'u buraya eklemeyi unutmuşum. Workshoplarda şöyle oluyor. Alanında bilgili arkadaşlarımız ya da bilgili bireyler tarafından bize eğitim verilmesi şeklinde oluyor. Daha önceden diğer komiteler gerçekleştirmişti bunu. Bizim böyle bir etkinliğimiz yoktu. Fakat içinde bulunduğum endüstri mühendisliğinin de gördüğü bir program olan AutoCAD ile ilgili bir workshop düzenlemeyi düşünüyoruz bu yıl içerisinde. Salon etkinlikleri yine geçen yıllarda yapmıştık. Bu yılda online bir şekilde salon etkinliği yapmayı planlıyorum. Sosyal sorumluluk ve projeler. Bunda da global olmayı hedefliyoruz aslında biz kulüp olarak. VIA olarak. VIA henüz global bir komitemiz değil. Burada zaten yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri var. Bunu da arttırmayı düşünüyoruz. Örneğin online eğitime bizim gibi katılamayan öğrencilere bazı yardımlarımız olabilir. Bu şekilde projeler düzenleyebiliriz. Şimdi iletişim bilgilerime geçeyim. Bunlar benim ve başkan yardımcımın iletişim bilgileri. İsterseniz bize bu medyalardan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Heyecanımı maruz görün. Teşekkürler. Teşekkürler Dilay. Sunumun için. Soru varsa alabilirim arkadaşlar. Ne chatte ben göremiyorum. Online teknik gezi demiş. Murat, evet bence bak. Mümkün. Yani şu anda biraz zor toplu olarak bir yerlere gitmek. Örneğin yapacağımız workshoplar sonunda şeyler yapabiliriz. Yarışmalar düzenleyebiliriz. Burada derece gösteren arkadaşlarımızla bir teknik gezi düzenleyebiliriz. Daha sonrasında bunları videolayıp kanalda paylaşabiliriz. Bence mümkün. Neden olmasın? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet Ömer demiş sanal fuarlar var bazı firmalar online teknik gezi imkanı sunuyor diye. Aynen o şekilde. Tamamdır o zaman yönetim kurulumu alabilirim ben sunumu. Teşekkür ederim Dilay. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bundan sonra biraz daha eğlenceli kısmına geçeceğiz. Size duyurduğumuz gibi bir çekilişimiz var. Bu çekilişi yapmak için bir kağıt hazırladık. Tamamen sunumda oluşacak sorular var. Hani istersen kağıtı paylaşabilirsin bizimle. Ekranı paylaşayım ben. Komiteleri nasıl seçeceğiz diye bir soru gelmiş ondan önce. Komiteleri arkadaşlar yarın biz üye kayıtlarına başlayacağız. Burada bir formumuz olacak. Formun içinde zaten komiteler olacak. Komiteleri seçip bize formu yolladıktan sonra komite başkanları form bitişinde, kayıtlar bitişinde sizlere iletişime geçecek. Komitelere bu şekilde katılmış olabilirsiniz. Bir kağıt oyunumuz var. Kağıt oyununu bilmeyen arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Kağıt.com'a girip yukarıdaki pini yazdığınız zaman oyuna dahil olabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizin kağıta girip oyuna dahil olmanızı bekleyeceğiz bu sırada. Kağıt.com'a girip yukarıdaki pini yazarsanız oyuna dahil olabilirsiniz. Çekilişlerin mutlu girdi bile.
İsterseniz webden de bir atabilir misiniz? Mod arkadaşlar chat'e kavutun. kavut.com. Biraz daha bekleyeceğiz. Beklerken sorusu olan arkadaşlar sorularını iletebilirler bu arada. Yine cevaplayabiliriz. Buradan sonra da Discord'da olacağımızı lütfen unutmayın. Sesli bir ortamdan bize ulaşabilirsiniz. Muhabbet edebiliriz sizlerle. Discord'umuz yayında vardı. Yine Instagram hesaplarımızda linkler arasında Discord'umuz var. Oradan katılabilirsiniz. Çok kanalında olacağız. Bilginiz olsun. Onda başlatalım yarışmayı da. Arkadaşlarımıza çok tutmuş olmayalım. Tamamdır. Başlayabiliriz yarışmayı. Zaten başladıktan sonra mantığında görmüş olacaksınız yarışma. Başlatıyorum. Evet. İlk sorumuz ekranda arkadaşlar. Sesini açabiliyor muyuz?
Ali. Ses gitmeyebilir. Ses gitmiyor şu an yayına. Açıl Seneki kaç yılında aktifliğe başlamıştır? Sorumuz bu arkadaşlar. Sunumda söyledik. 14 cevap oldu bile. Son 20 saniye. Yayın geçmişten arayan arkadaşlar yoktur umarım. Bir 10-15 saniye derler var. Dört, üç saniyesi var. 2012'de evet, doğru cevap. 2012 diyenler doğru bilmiş oldular. Diğer soruya geçiyoruz. Severus Snape bilmiş. En hızlı ve en şeydi. Birincimiz o şu an. İkinci sorumuz. Hangisi ITV Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bulunan teknik komitelerden biri değildir? Evet, yayında Delay var. Onun için soru süreleri uzun. Osman. Bir dakika, soru süresi var. Evet, Viye diyenler kazandı. Viye demiş. Yok, 5 kişi Viye demiş. Pardon, 5 kişi Viye demiş, evet. Yine Severus Snape birinci, Fahri ikinci. Geçebiliriz diğer sorumuza. Kadınların ve erkeklerin mühendislik, bilim, iş sektörü ve sosyal hayatta eşitliğini savunan komite hangisidir? Diğer sorumuz da bu. Evet, Viye doğru cevabımızdı. 14 kişi Viye demiş. Bir sıralamaya geçelim. Severus yine birinci. Aynen, yine birinci. Geçebiliriz 3. sorumuza, 4. sorumuza. Üyeler arasında kaynaştırma etkinliklerini düzenleyerek etkinliklerin yanında sosyalleşmeyi hedefleyen komite hangisidir? Yine içimizde olan bir komite bu. Bence bu basitti yani. Osman. Kolay olur ya. Bana da çok tanıdık geldi.
Evet. Çok iyiymiş. 15 kişi bildi. 15 kişi bildi. Sevaru Sinek birinci, Fahri ikinci. Hangisi haberleşme teknolojileri mühendisliği bir araya getirmeyi amaç edinmiş komitemizdir? Bizim komitemizden bir tanesi yine bu. Bence yine bir basit bir soru. Evet, Severus Snape yine birinci. Aşağıdan hangisi IEEE'nin sloganıdır? Belki bunda biraz zorlanabilir arkadaşlarımız. Zor bir soru oldu. Ama sunumumuzun hemen sağında böyle kocaman yazıyordu bu. Türkçesini söyledim ben. Burada İngilizcesini sormuşuz. Advancing Technology for Humanity olacaktı. Doğru cevap. Zor demiştim ama 16 kişi gene bilmiş. Geçebiliriz üçüncü son sorumuz artık sonlara doğru. Evet, Severus Snape birinci. Gelmiş. Severus Snape yine birinci. Yedinci sorumuz. Hangisi IEEE'nin temelini atan kişilerden biridir? Bunu da basit aslında yani. Yani sunumun başlarında vardı. Evet, sunumun başlarında vardı. Aslında çok soru basit. Kaydını yaptım lan, tüh yazmış Murat. Evet. Evet, 15 evet, doğru cevap. Fahri ikinciliği almış. Severus Snape yine birinci. Devam edelim. Sondan ikinci sorumuz. Hangisi TNK'de düzenlenmiş etkinliklerden birisi değildir? Bu isimlerden biraz karışık gelebilir. Ama aslında sizlere poster olarak gösterdik sunumumuzla. Birisi değildir bu arada. Lütfen şey yapmayın. 18. Son bir kişi kaldı. Evet, 20 kişi de cevapladı. İstersen açayım. Yok.
Bekleyelim sonucu da. Belki düşünüyordur şu an. Yok, 20 kişi var da içeride. Yok, 21 kişi var. Soruların hepsini birisi cevaplasa bitecekti. 11 kişi MVT demiş. Doğru bilmiş. MVT düzenlemedik arkadaşlar evet. için. Son sorumuz. İsteğe gelmiş bu sefer. Severus Snape hala son birinci. Son sorumuz. Hangi komite bilgisayar ve bilgi işleme teknolojileri ilgilenmektedir? En basit sorularımızdan biri. Evet, doğru cevabımızda yarışmamız bitti arkadaşlar. Yok, Severus Snape ve bir tane daha mı var? Bir tane daha var. Evet, son bir soruymuş bu. Evet, bir tane daha var. Hangisi 12.000 aktif üyesiyle dünyanın en büyük biyomedikal mühendisleri topluluğudur? Severus'a birisi soruları atmış galiba, ben anlamadım. Full çekecek. İkincilikte de iyi bir çekişme var bu arada. İkincilik gidiyor geliyor zaten. Severus evet. çok bakalım. Şey en son scoreboardunda. YNBS olacaktı. Son sorumuzun da cevabı. Üçüncü Fahri Güneş olmuş. İkincimiz XDD olmuş. Birincimiz herhalde Severus oldu. Severus. Severus Snape. Arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımız bana... Dördüncümüzde Çetin Mutlu olmuş bu arada. Dört arkadaşımız da bana sıralamalarını atıp Instagram'dan ulaşabilirler. ITB.TNQ hesabına sıralamanızı atarsanız birinci ve ikinci arkadaşlarımıza ödüllerini teslim edeceğiz. Üçüncü ve dördüncü arkadaşlarımızı yedek olarak yarışmamıza devam edecek. Alabiliriz ekrandan kavutu şimdilik. Biz 5YK, 4YK olarak kalalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. Arkadaşlar sizin son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Vaktinizi ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sene içerisinde zaten sık sık görüşeceğiz, birlikte olacağız. İyi akşamlar. Teşekkür ederim herkesin geldiği için. Zaten dönem içerisinde aktif olacağız. Etkinliklerimizi bekliyoruz sizleri. Feyza. Ben de teşekkür edeyim arkadaşlar. Evet. Her konuda bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan ya da hesaplarımızdan zaten paylaşıyoruz sürekli. Çekinmeden yazabilirsiniz. Her sorunuzu cevaplamaya çalışırız. Teşekkürler. Ben de son olarak teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağlıcakla kalın, ITRP ile kalın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.